Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda görünür güç ve güç faktörü ile alakalı bir örnek daha çözüyor olacağız. Sorumuz bizden güç faktörünü bulmamızı istiyor. Yalnız tüm devrenin güç faktörünü ve nereden görülecek bu kaynak tarafından. Yani bunu aslında ne demek arkadaşlar? Şu tarafı full yük olarak kabul etmek. Şöyle gösterelim bakın. Burayı full yük olarak kabul edeceğiz. Ve bunun dışında kaynak tarafından devreye teslim edilen devreye iletilen ortalama gücü bulmamız isteniyor. Peki nasıl nasıl çözeriz bu soruyu? Şöyle başlayalım arkadaşlar her şeyden önce. Burada güç faktörünü bulabilmek adına empedans üzerinden ilerleyebiliriz değil mi? Çünkü biz biliyoruz ki empedansın arkadaşlar açısı bizim için güç faktörünün açısı olacaktır. Oradan çok rahatlıkla güç faktörünü hesaplayabiliriz. E bunun dışında zaten kaynak tarafından görülen tüm devrenin güç faktörü sorulduğu için zaten bizim bunları bir birleştirmemiz gerekiyordu. O zaman şöyle başlayalım her şeyden önce. Burada 4 ohmluk direnç ile eksi j 2 ohmluk kapasitör birbirine nedir? Paraleldir. Onu şu şekilde ifade edelim mi? Bakın 4 e eksi j 2 arkadaşlar. E bu durumda ne elde etmiş oluruz? Bakın eksi j 8 bölü 4 eksi j 2. Buradan da empedans arkadaşlar 1.79 büyüklüğünde ve faz açısı olarak eksi 63 .44 derece olarak çıkmış olur. Ve burada aslında standart formda nasıl gösterilir? 0.8 eksi j 1.6 olarak gösterilir. Tamam bunu elde ettiysek o zaman şu noktada bizim için eş değer empedans hiçbir zorluğu yok değil mi? Sadece altı eklememiz gerekiyor. O zaman diyorum ki bakın eş değer empedans bizim için ne eşittir? 6 eklediğimizde sadece reel kısma ekliyoruz. 6.8 j 1.6 ve bunu standart form ya da polar formla gösterebiliriz. Standart formu budur. Polar form içinde 6.98 büyüklüğünde ve faz açısı eksi, eksi 13.25 derecedir. Tamam bunu da elde ettiğimize göre artık neyi söyleyebilirim ben? Buradaki empedansın açısı benim için aynı zamanda nedir? Güç faktörünün açısıdır arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Güç faktörü açısı. E bunu da yazdığımda o zaman çok rahatlayabilirim ki benim güç faktörü dediğim şey neye eşit olacaktır? Kosinüs eksi 13.25 dereceye. Ve buradan da ne elde ederim? Hesap makinesini kullanacağız ve 0.973 elde edeceğiz. İşte bu bizim güç faktörümüz arkadaşlar. Peki sorunun devamında yani ilk kısımda güç faktörünü bulduk. Peki buradaki arkadaşlar kaynak tarafından devreye verilen ortalama gücü nasıl bulabiliriz? buradaki hile nedir? Burada ne yapmamız gerekir? Şimdi burada da her şeyden önce şunu bulabiliriz değil mi? Bizim elimizde ne var? Eşdeğer empedans var bu devreye ait. E bu da şu anlama geliyor. Ben çok rahat bu devreden akan ana akımı ki onu da şuraya çizeyim. Şöyle hatta main diyeyim. Bu ana akımı bulabilirim. O zaman sol tarafa gittim dedim ki bu ana akımı bulmam lazım. Bu da neye eşit olacaktır? Voltaj bölü empedansa eşit olacaktır. E buradaki voltajım ne bakın? 30'a 0 değil mi? Empedansım ne? 6.98 faz açısı da eksi 13.25 derece. E buradan akımı ne olarak bulmuş olurum? Hemen bir hesap makinesini kullanalım. Faz açısı kolay ama arkadaşlar büyüklük için hesap makinesi lazım. Burada da büyüklük 4.297 çıkar ve burada faz açısı da 13.25 derece olacaktır arkadaşlar. E bu noktadan sonra elimde eğer akımın da değeri varsa ben ne yapabilirim? Bakın bana ne soruluyor? Ortalama güç değil mi? Ortalama gücü bizim hesaplamak için iki tane yolumuz vardı. İstersen 1/2 VM IM çarpı kosinüs teta eksi yani kosinüs teta V eksi teta I yoluna gidebilirim. E bu benim için biraz uzun bir yol değil mi? Artık ben şunu da biliyorum. Ben bu ortalama gücü görünür güç ve güç faktörü sayesinde hesaplayabilirim. Görünür güç çarpı güç faktörü bana ortalama gücü verecektir. Güç faktörünü zaten biliyorum. Görünür güç değerim de benim için nedir? Vm, Im bölü 2 ya da bunu şu şekilde de ifade edebiliyorduk değil mi? Şuraya da yazalım. Vm, Im bölü 2 dediğimiz şey aslında V RMS çarpı I RMS bizim için. Bu şekilde de ifade edebiliyorduk ama Vm, Im bizim için daha kolay olacak. Çünkü peak değerleri elimizde zaten. E bu şekilde bir hesaplama yapacağımız zaman pik değerlerimiz nerede? Evet 4.297 bu akıma ait olan pik değerimiz ve voltaja ait olan da A evet bu arada çok pardon. Evet işte böyle hataları derse yapmamız çok iyi. Neden? Çünkü arkadaşlar bu sayede sizde daha iyi fark ediyorsunuz diye düşünüyorum. Zaten bize burada voltaj RMS olarak verilmiş arkadaşlar. O yüzden ikiye bölmemize gerek yok. Bu ifadeyi siliyorum. Bakın buna dikkat etmek çok kıymetli değil mi? Zaten RMS olarak verildiği için sizin gidip de ya işte peak değeri tekrar diye bir hesap yapmanıza gerek yok. Soruda zaten RMS verilmiş. Sizin elde edeceğiniz her değerde yine RMS değeri olacaktır arkadaşlar. O yüzden sadece buraya diyoruz ki bakın V RMS ups silgide kalmışız. V RMS çarpı I RMS olacak. Bu görünür güç kısmı. Bunu bir de güç faktörü ile çarpacağız. Onu da hızlıca şuraya yazın yazalım 30 bu neydi voltajın aramesi arkadaşlar bir de akımımızın aramesi olacak o da 4.297 bunun dışında bir de güç faktörümüz var değil mi o da 0.973'e eşit e bu durumda ne elde etmiş oluruz bakın totalde 125.571 watt işte cevabımız bu Burada da şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Cevabı 125.571 watt bulduk ya. Bu cevap watt çünkü burada ortalama güçten bahsediyoruz. Ama buradaki görünür güçten bahsederken birimimiz volt amper olmak durumunda arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Türk milletinin araçları yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti Doo <laughs>